Saniye. Çok seviyorum. Özgürüm. Ben rahatsızlığım yok ki ablacığım. Halamın her şeyi yalan. Seni ve Murat'ı tanıyan her gün Murat tarafından dayak yediğini belirtiyor. Yalan söylüyorlar. Günlerdir yeğeni Zeynep'e ve Murat Zurnacı'ya seslendi. Zurna çalıyor musun? Ben de sana şöyle sesleneyim. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Sen zalim bir adamsın Murat Zurnacı. Zavallı pipolar hastası bir kadından para kazanıyorsun. Tehdit, şantaj ve şiddetin mağduru Zeynep kurtarılabilecek mi? Sevgilim hakkında atılan iftiraların hepsi yalandır. Hadi ya. Yazı okuyor. Beni burada zorla kimse tutmuyor. Ben kendi isteğimle, ben kendi arzumla Murat Zurnacı'nın yanında kalıyorum. Eline verilen notu canlı yayında okuyan 3 çocuk annesi Zeynep neyin korkusunu yaşıyor? Benden şikayetçi olur musun? Ben olurum İsra... abla, olurum. Bak. Sen yeter ki iste, olurum ben. Programı kapatın. Türkiye'nin konuştuğu bu olayda yaşanan son gelişmeler az sonra Esra Erol'da. Üç buçuk yıllık eşim Kevser 25, çocukluk arkadaşım Samet'le kaçtı. Samet'le olan ilişkisinden Kevser'in ailesinin haberi var mı? Evet, anda... benim haberim yok. Eşim Kevser, en yakın arkadaşım Samet'le kaçtı dedi. Çocukluk arkadaşınla karını tanıştıran kuzeni Özge. Üçü planlamışlar, oyunu kurmuşlar. Samet Çelik'le evlilik planı yapıyor musunuz? Evet. Annenizin evine ne zaman geçtiniz? Bugün. Anneniz telefon attığında... Yalan söylemesin, eve gelmedi daha. O Özge mi ne? Kafasına karıştıran o. Peki iddialar doğru mu? Samet Bey'le mi beraber kaçtınız? Samet'le kaçmadım. Eşinin en yakın arkadaşıyla kaçtığı söylenen Kevser tüm gerçekleri anlatmaya stüdyoya geliyor. Ömer Doncu'nun yanında beni bıçaklamaya kalktı, beni camdan atmaya kalktı. Çocuğumun sesini bile duymuyorum ve Özge de maddi içiyor, Samet de maddi içiyor. Ve benim çocuğum şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum Esra Hanım. Bu hesaplaşmayı sakın kaçırmayın. Buraya gel, boşanalım, çocuğun velayetini ver. Sen de ne yapmak istiyorsan yap. Pardon. Ben buraya gel. Çocuk mu veririm? Ben çocuğumun velayetini istiyorum. Emiyor benim daha kızım. Yalan konuşma. Sen bu evliliği sonlandırmak istiyorsan rica ediyorum gelin buraya, bu evlilik bitsin. Tamam, geleceğim. Esra Erol'da. Bu iddialar ortalığı karıştırır. Bu iddialar olay yaratır. Annesinin evlilik heveslisi olduğunu söyleyen Şükrü Bey, annesini neden kendi yanına istiyor? Yani anneniz Melike'nin yanında kalıyorsa koca bulunacak diye. Evet Esra Hanım. 74 evet, yaşında. Evet, 49 doğumlandı. Babaannemin karşısına almış İstanbul'a kaçtı. Babaanne maaşını ödemek bulamadı. Yalan söylüyor Esra Hanım. Yalan söylüyor Esra Hanım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Melike ve Keziban teyze canlı yayında olacak. Ortalık çok karışacak. Kızı Dilara Açıkgöz 19 yaşında, 4 Ekim tarihinden beri kayıp. Evde bir tartışma çıkıyor. Büyük evet, de bir tartışma. Evet, akşam geldiğimde evde yok. Annesiyle kavga etti. Eşyalarını toplayıp bir anda gitti. Bir kere böyle gitti, gelmedi. Arina diye bir bayandan. Arin Aktaş diye 4 gün... Onun yanında kalmış daha evvel. Siz Arin'i tanıdınız mı? Yok, hiçbir arkadaşıyla tanıştırmazdı. Günlerdir her yerde kızını arayan Saliha Hanım, gözyaşları içinde kızına seslendi. Dilara ne olursa olsun gel kızım ben. İstiyorum ki yanıma gel, kimsenin yanına duramazsın. Kimse bakmaz kızım kimseye. 19 yaşındaki Dilara, arkadaşı Arin isimli kişinin yanında mı? Arin Aktaş ismindeki bir arkadaşından bahsediyor. Sonrasında kendisinden asla haber alınamıyor. İnşallah. Hayırlı haberleri size vermeyi umut ediyorum. İnşallah. Dilara ile ilgili hiç bilinmeyen gerçekler ve son dakika gelişmesi az sonra Esra Erol'da. Nasıl çok sevdim seni tahmin edemezsin. Evlilikle bitsin budur tek dileğim. Canıma can kattın nefesim benim. Lale'den, sümbülden, gülden güzelsin. Aklıma, kalbime hitap eden tek gerçeğimsin. Seni seviyorum. İkinci baharını yaşamak istedi, en büyük aşkı Necla'ya evlilik teklif etti. Ama işler istediği gibi gitmedi. Necla Hanım'la tanıştık, ikinci baharımızı yaşamaya karar verdik. İkimiz de çok mutluyduk, evlenmeye karar verdik. Necla Hanım bir kuralı vardı, ben o kuralı 3 kez işledim. Sonra Necla Hanım haliyle ayrıldık, beni kapının önüne koydu. Terk edilmenin acısını yüreğinde hissetti. Ben seni beyaz gelinlikler içinde görmek istiyorum. Bu hayatta seninle beraber el ele sonsuza dek bir ömür yaşamak, yaşlanmak istiyorum. Ben seni beraberken seviyor, özlüyor. Zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. İş yerine gittiğim zaman da seni senden daha çok ve çok özlüyorum. Lütfen beni affet, senden özür diliyorum.
terk edildiği günden beri aşkını dizelere döken İbrahim Bey, büyük aşkı Necla'dan af dilemeye geliyor. Ne olursun beni affet. Seviyorum. Özgürüm. Ben rahatsızım yok ki ablacığım. Halamın her şeyi yalan. Seni ve Murat'ı tanıyan her gün Murat tarafından dayak yediğini belirtiyor. Yalan söylüyorlar. Günlerdir yeğeni Zeynep'e ve Murat Zurnacı'ya seslendi. Zurna çalıyor musun? Ben de sana şöyle sesleneyim. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Sen zalim bir adamsın Murat Zurnacı. Zavallı bipolar hastası bir kadından para kazanıyorsun. Tehdit, şantaj ve şiddetin mağduru Zeynep kurtarılabilecek mi? Esra Hanım, Murat sevgilim hakkında atılan iftiraların hepsi yalandır. Hadi ya. Yazı okuyor. Beni burada zorla kimse tutmuyor. Ben kendi isteğimle, ben kendi arzumla Murat Zurnacı'nın yanında kalıyorum. Eline verilen notu canlı yayında okuyan 3 çocuk annesi Zeynep neyin korkusunu yaşıyor? Benden şikayetçi olur musun? Ben olurum İsra... abla, olurum. Bak. Sen yeter ki iste, olurum ben. Programı kapatın. Türkiye'nin konuştuğu bu olayda yaşanan son gelişmeler az sonra Esra Erol'da. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nefes aldık Cumhur Tepkar. Yalnız değilsiniz. Son altından taç olsam, aşkıma muhtaç olsam, derdime ilaç olsam, affetmem asla seni. Yakut yüklü dal olsan, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Hoş geldiniz sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Eroğlu programından sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz herkesi. Stüdyoda bulunan değerli hanımefendiler ve beyefendiler, sizler de hoş geldiniz, iyi seyirler. Bu sefer tutturacağım, grup mu? Ya şimdi bunu niye soruyorum? Böyle... Toplu halde gelmiş, aranızda böyle bir iletişim varmış gibi bir hava veriyorsunuz. Ama sanırım herhalde yayına girene kadar bir birlik beraberlik duygusu oluştu. Hoş geldiniz. Nerelerden geliyoruz? Çorlu grubu mu? Ey tamam, tutturdum ya bu sefer. Çorlu'dan geldiler. Peki, bir dernek mi? Yemek mi yemiyorsunuz? Belli olmuyor. Çok seviyoruz seni. Yemek yemi. Çok ama çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok seviyoruz seni Esra Hanım. Karşısındayız. Evet, tabağımı alıp televizyonu karşısına geliyorum. En sağlıksız olan da bu. Televizyon izlerken anlamadan yemek, ne yediğini bilmeden. Hafta sonu o hatayı ben de çok yapıyorum. Evet. Hafta içi gayet sağlıklı giderken hafta sonu bir bakıyorum bambaşka bir dünyadan gelmişim gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm Çorlu halkına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bugün gelmek isteyip de eminim gelemeyenler, işleri çıkanlar, farklı sebepleri olanlar vardır. Kalbimiz, gönlümüz sizinle. İnşallah başka bir seferde bizimle beraber olursanız. Şöyle bir Çorlu'yu tamamen görelim mi hanımefendileri? VIP bölümünü de görelim hem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bütün Çorlu'ya tek tek söz vermek isterim ama inanın zamanımız yok. Çorlu Devlet Hastanesi çalışanlarına, şu anda orada yatan tüm hastalara. Diş Hastanesi çalışanlarına, hem şifa bekleyenlere hem şifa verenlere, ekran başında bizi izleyenlere çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var.
çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.